Herkese merhaba, ben Bengü, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sütlü tatlı sevenler için çok pratik bir fincan tatlısı tarifi veriyorum. Hindistan cevizi kaplamasıyla servis edeceğimiz bu kolay tatlının yapımına geçelim. Tatlımızın yapımı için 1 litre süt, 2,5 kahve fincanı toz şeker, 2 kahve fincanı un, 60 gram 2 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket vanilya kullanıyoruz. Fincan tatlısının muhallebisini hazırlamak için bir tencerenin içerisine 2,5 kahve fincanı toz şeker ve 2 kahve fincanı unu alalım ve bir çırpma teli yardımıyla karıştıralım. Böylelikle muhallebinin topaklanmasını engellemiş olacağız. Evde puding ya da muhallebi hazırlıyorsanız bu yöntemi mutlaka uygulamanızı tavsiye ederim. Un ve toz şekeri iyice karıştırdıktan sonra 1 litre sütü de ekleyelim. Un, şeker ve süt birleşene kadar karıştıralım. Vanilya ve tereyağını pişme işlemi bittikten sonra ekleyeceğiz. Böylelikle vanilyanın kokusu daha kalıcı olacak. Şimdi fincan tatlısının muhallebisini bir ocağın üzerine alalım ve karıştırarak pişirmeye başlayalım. Muhallebiyi orta hararetli bir ocağın üzerinde kaynayana kadar pişirelim. Fincan tatlısının muhallebisi kıvam alıp koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatalım. Ve içerisine tereyağı ve vanilyayı ekleyelim. Tereyağı tamamen eriyene kadar karıştıralım. Tereyağı muhallebimize hem parlaklık verecek hem de donduktan sonra kalıptan daha kolay çıkmasını sağlayacak. Muhallebiyi koyacağımız fincanları ıslatalım ki soğuduktan sonra fincandan çok daha kolay çıkabilsin. Fincan tatlısının muhallebisini daha önceden ıslattığımız fincanların içerisine paylaştıralım.
10 adet kahve fincanının içerisine paylaştırdığımız muhallebileri buzdolabında 4-5 saat dinlenmeye bırakalım. Buzdolabında 4-5 saat dinlenip katılaşan tatlının kenarlarından hafifçe bastıralım. Altının hava almasını sağlayarak fincanı sallayalım. Fincandan çıkardığımız tatlıyı bolca Hindistan cevizine bulayalım. Her tarafını Hindistan cevizine buladığınız fincan tatlısını Antep fıstığı ve nar taneleriyle süsleyebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız fincan tatlılarını servis edene kadar buzdolabında muhafaza etmenizi tavsiye ederim. Bu pratik sütlü tatlıyı deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.